AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahin Albaz programlara katılmak üzere Antalya'ya gitti. Ünal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdağ ile bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Ünal burada yaptığı konuşmada kadınların tarih içerisinde varoluş mücadelesinde kırılma anının aslında 8 Mart olduğunu söyledi. Kadınımızın tarih içerisindeki varoluş mücadelesindeki bir kırılma anı aslında 8 Mart. Böyle bir ülkede istikrarın yönetilemeyeceğini, sorunların çözülemeyeceğini anlatan Ünal, geçmişte hükümetlerin değiştiğini ancak dertlerin, sorunların değişmediğini bildirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetmesini ister misiniz? CHP'li seçmen kendi partisinin CHP'yi yönetemeyeceği, ülkeyi yönetemeyeceğini düşünüyor. Bakın bunlar toplumsal gerçekleri konuşuyoruz. Çünkü CHP'li seçmen kendi partisinden, kendi parti yönetiminden, kendi krizlerinden, iç çekişmelerden rahatsız. Türkiye'de sorun çözme kapasitesi olan tek siyasi hareketin AK Parti olduğunu vurgulayan Ünal şunları kaydetti. Çocuklarımızın sosyalleşebilecekleri, birbiriyle yeniden ilişki kurabilecekleri mekanlar oluşturmamız gerekiyor. Son günlerde görüyorsunuz, İnternette o dev, uçsuz bucaksız internet coğrafyasında çocuklarımız için Momo diye bir tehlike belirdi. Daha önce mavi balina vardı, şimdi Momo diye bir tehlike belirdi. Çocuklarımızı şiddete, çocuklarımızı intihara sürükleyen tuhaf bir coğrafya var. O yüzden şehirlerimizi çocuklarımız için yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Kamuoyu araştırmalarının rakamları öğrenmek için yapılmadığını ifade eden Ünal, daha çok toplumsal talepleri, ihtiyacı ve seçmen algısını anlamaya dönük kamuoyu araştırmalar olduğunu söyledi. Muhalefet dediğimiz şey nedir? Alternatif olmaktır muhalefet. Düşman olmak değildir muhalefet. Şimdi maalesef 15 Temmuz'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir dil kullandı ki, kontrollü de darbeden tutun da tiyatroya. Öbür taraftan işte Türk mahkemelerine, Türk yargısına dönük çok ağır ifadelere varıncaya kadar. Peki CHP bunları neden yaptı? CHP bütün bunları FETÖ yargılamalarının insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüldüğünde orada bir hukuki altlık oluşturulması için yaptı.